Hocam, bir şey sorabilir miyim? Evet Güney. Matematik biraz da hayatımız gibi değil mi? Hatta daha açık konuşacak olursak aşk hayatımız gibi. Nasıl yani? Şöyle ki hocam. Göstereyim. Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan iki doğru isteseler de istemeseler de bir gün muhakkak bir yerde kesişirler değil mi hocam? Yani biri inat etse bile bir gün muhakkak kesişirler. Kesişmez hocam. İki doğru aynı düzlemde bazen kesişmezler. Çocuklar konumuz bu değil. Bir dakika ya. Ben buna açıklık getirmek istiyorum. Bir saniye. Alınca. Bu çizgilere paralel doğrular denir. Bak. Biri bu tarafa doğru giderken diğeri onu hiç iplemez. Alır başını bu tarafa doğru gider. Ama bazen de bu doğrular birbirine jet hızıyla gelebilir hocam. Hatta buna da aşık doğrular denebilir. Yeni bir teori atıyorsun yani ortaya. Niye olmasın hocam? Hatta isterseniz bu aşkla matematik arasındaki ilişkiyi bir şiirle bile açıklayabilirim. Başkaları hep bölmeye çalıştı. Sense beni senden çıkarmaya. Sen hep çarpmayı tercih ettin. Ben toplamaya çalıştıkça. Bir örnek vermek gerekirse matematikten. Bir daire gibiydik seninle. Merkezde sen, eşit uzaklıkta ben. Ne kadar istediysem de gitmeyi bir türlü çıkamadım içinden. Ne tanjant umurumdaydı, ne sinüs. Hatta ne kadar eğri varsa çıkardım hayatımda. Sen ister kabul et ister etme, aynı düzlemde birbirine paralel olmayan iki doğru bir gün muhakkak buluşurlar aynı noktada. Çok iyi. Salaksın oğlum sen. Hoşuna gitmedi mi? Bu kadar zevzeklik yeter Güney. Hadi oturun yerinize.